Gel Kalfa. Saraya haber verildi. Haber vermiş. Daha önce aklınız neredeydi? Nasıl yalnız bırakırsınız sultanı? Ben şimdi İbrahim Paşa'ya ne diyeceğim? Affedin. Defolun. Defolun, gözüm görmesin sizi. Sultanım. Sultanım. Hekim kadını duydunuz. Bir şeyler yemeniz lazım. Yalnız bırakın bizi. Havası, suyu. Sizin soluğunuz kesilirse ben ölürüm. Siz elimi tutmazsanız düşeriz derin dipsiz bir kederin içine. Bu bizim acımız. Bizim yalnızlığımız. İzin verin birbirimizin merhemi olalım. Yoksa bu mesafe öldürür bizi. Yarın sabah ben de geleceğim sizinle. Yalnız göndermem sizi. Biz bir aileyiz. Başımıza gelen bu felaketi birlikte def edeceğiz. Hayır İbrahim. İstemiyorum. Siz burada. Çok sevdiğiniz heykellerinizle kalın. Her şeyini aldılar. Hiç değilse bu kalsın yanımda. Kokusunu duymak istiyorum. Sultanım, bu acınızı hatırlatır sadece. Hatırlamak en büyük ceza. Bırakın unutmaya çalışalım. Thank you.
Sizi hasretle bekliyor olacağım. Daye Hatun'um. Geldiniz mi? Nedir durum? Ben önden geldim. Hatice Sultanımız da yoldalar. İyi, validemiz birazdan çıkar. Sümbül arabaları hazır etmiştir inşallah. Hazır etmiş, gördüm. Daye Hatun, siz gittikten sonra ben de eşyalarımı toplayıp saraya döneyim artık. İyi hatırlattın. Ben de seninle bu mevzuyu konuşacaktım. Hayırdır inşallah? Dönmene lüzum yok. Sen İbrahim Paşa'nın yanında kal. Vaka... Bundan böyle vazifen o sarayda. Nasıl? Neden? Valide Sultanımız seni hünkâr kalfalığında nazletti. Hünkârımız da onay verdi. Artık hünkârımızın haremi değilsin. Ne yaptım ben Daye Hatun? Kabahatim ne? Ay dur, hemen celallenme. Kabahatin olduğundan değil. Validemiz Hatice Sultanımızın sarayında baş kalfalığa uygun gördü seni. Artık o sarayın haremindesin. Merak etme, maaşın da aynı kaldı. İyi de daha... Boşuna çeneni yorma. Harem'in defterinden kaydın silindi bile. Hay Allah. Seni duyan Fizan'a gidiyorsun sanır. Saray şurası. Münasip vakitlerde gidip gelirsin. Burası da yuvan neticede. Hadi git. Validemiz çıkmadan hazırlıkları tetkik et. Paşa Hazretleri, size yiyecek bir şeyler getirdim. Paşam, ne olur beni affedin. Benim hatam. Sultanımızı yalnız bırakmamalıydım. Senin bir kabahatin yok Nigar Kalfa, kendini suçlama artık. Paşam, başka bir arzunuz yoksa. Nigar Kalfa. Hürrem Hatun ona karşı sakladığım defteri ele geçirdi. Defter mi? Leon'un günlüğünü. Her şeyi ispat edebilmem için o günlüğe ihtiyacım var. Ne yap et, o defteri getir bana. Tabii eğer Hürrem Hatun yakıp yok etmediyse. Paşam. Söyle. Yarın gider bakarım. Bulursam size getiririm. Hoş geldiniz paşam. Sizin için sofra hazırladım. Çok yorgunum, odama çıkıyorum ben. Kaldırabilirsin. Felaket paşam. Hayrola? Ne yaparız? Veba yayılıyormuş. Her türlü tedbiri aldık. Korkulacak bir şey yok çok şükür. Ben asıl sizin için endişeleniyorum.
Hayli zamandır zayıf düştünüz. Dikkatli olmanız gerek. Leon'un defterinden haber var mı? Sen onu söyle. Sabah saraya gittim paşam. Hürrem Sultan'ın odasını didik didik aradım. Lakin bulamadım defteri. Zaten çoktan yok etmiştir. Senin gözün açık olsun Kerem. Ben odamdayım. Paşam, benim. Nigar. Paşam, üstünüz açık kalmıştı ben. Hatice, iyi misin? İçime aniden öyle fena bir his. İbrahim iyi midir? Haksızlık mı ettim ona? Kalbini mi kırdım? Hepsi benim suçum. İbrahim'in de sana olan düşkünlüğü, sevgisi malum. Anlayacaktır. Sen evvela kendi kırılan kalbini iyileştir. Valide Sultanım, odalarınız hazır. Başka bir arzunuz var mı? Tamam dayı. Biz biraz daha buradayız. Sen çekilebilirsin.
Paşam. Kalk giyin. Paşam. Hiçbir şey olmadı Nigar Kafa. Bir daha da asla olmayacak. Anladın mı? Anladın mı dedim? Anladım paşa. Topla eşyalarını, Topkapı'ya dönüyorsun. Sabah ezanında buldum sultanım. Hiç konuşmuyor, bakmıyor. Öylece dağılmış. Endişelenmeyin. Sakin davranın. Hatice'm. Seni odanda göremeyince çok korktum. Buz gibi olmuşsun. Geçecek kızım. Yine gülecek o güzel yüzün. Paşa Hazretleri, atınız hazır. Nigar Kalfa, iyi misiniz? Yok bir şey. Sen niye geldin? Eşyalarınızı hazır ettim. Ne zaman çıkacaksınız? Sana ne? Sana mı soracağım ne vakit gideceğimi? Çık dışarı.